Şimdi öncelikle herkesin merak ettiği ve herkesin neler olacağını merak ettiği bir konuyla başlayalım derim ben. Şimdi biz düz geçen sene geçen hafta %3.82 değer artışı ile günü haftayı kapattı. Bu bizim için olumlu bir gelişmeydi. Teknik seviye olarak yani 8750 bizim için çok kritik bir direnç. Oradan dönüşünü sağladı. Zaten bunu detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdi bir cuma gününe geri dönelim istiyoruz. Çünkü pazartesi günü borsa nasıl açılır? Biz neler bekliyor? Onu söyleyebilmek için Cuma gününe geri dönmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz Cuma akşamı Sayın Hafize Gaye Ertan kişisel sebeplerden dolayı Merkez Bankası Başkanlığı görevinden affını istedi. Bu sırada Viyop piyasası açıktı ve Viyop akşam seansında eksi bir buçuk, eksi gibi bir tepkilerle karşılaştık. Yani aşağı yönlü tepkilerle karşılaştık. Daha sonra ise dolarda bir artışları gördük. Akabinde ise Sayın Mehmet Şimşek hemen bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklaması önerim doğrultusunda yeni atanacak Merkez Bankası Başkanı ve ekibinin Başarılar dilediğini söyledi ve programında devam edeceğini belirtti. Bu açıklamadan sonra da Viyop tekrardan yukarı doğru birazcık hareketlendi. Dolar eski seviyesine doğru geldi. Yani burada aslında şuna bence dikkat etmemiz gerekiyor ilk başta. Buradaki bu süreç geçmiş yıllardaki gibi değil. Çok güzel bir şekilde bu süreç yönetildi ve tamamıyla panik yapılmasına çok fazla izin verilmedi. Panik dediğimiz kısmı çok kısa süreli paniklerle karşılaştık. Daha sonrasında ise yeni merkez bankası başkanı atandığını gördük. Doktor Fatih Karahan da yeni Merkez Bankası Başkanımız oldu. Şimdi şimdiden de yeni bir görevinde kendisine başarılar diliyoruz ve hayırlı olsun diyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken nokta şunlar. Biliyorsunuz hafta sonu HSBC olsun, Morgan Stanley olsun, JP Morgan olsun yarım saat önce Deutsche Bank'tan bir sürü rapor yağışı oldu. Yani bu konuyla ilgili raporlar geldi. Bu raporlardaki ana madde neydi? Merkez Bankası şahin davranışına devam edecek, para sıkıntına devam edecek ve politikadan bir şaşma olmayacağını bize söylediler. Yani raporların geldiği kısmı olumluydu. Bu birazcık da piyasanın tansiyonunu bence azalttı. Bunun devamında ise bugün Merkez Bankası'ndan bir basın duyurusu gerçekleşti. Zaten burada önemli olan nokta bence şu. Sayın Doktor Fatih Karahan zaten Merkez Bankası Başkan yardımcında olduğu için bundan önceki yapılan politikalarda ve çalışmalarda zaten kendisinin de imzası vardı. Yani burada bir politikada ben bir değişiklik beklemiyorum. Zaten bugünkü basın duyurusunda da şu şekilde bir basın duyurusu geldi. Dezenflasyon için çalışmalarımız devam edecek. Parasal sıkılığı korumaya devam edeceğiz. Enflasyonda bozulmasına izin vermeyeceğiz diye bir açıklama geldi. Bu çok olumlu bir açıklama. Yani politika ne? Biz bir politika verdik. Bu politika devam edeceğiz. Bu politika dışında Sayın Mehmet Şimşek'le beraber çalışmaya devam edeceğiz. Gibi açıklama olarak yorumlayabilirsiniz. Şimdi burada bizim dikkat etmemiz gereken en önemli nokta bence şu. Yarın pazar günü yani. Piyasa açısından bir panik satışlarıyla karşılaşabiliriz. Bu karşılaşmanın ardından da bir alımlar gelir ve ondan sonra endekse yani yukarı doğru hareketini sürdürmeye devam edebilir diye tahmin ediyorum. Tabii ki şöyle bir şey de olabilir. Yani piyasa yukarıda açılma ihtimali olur. Çünkü panikler bitti, olumlu haber akışları geldi, konuyla ilgili açıklamalar yapıldı. Yani devam açıklaması yapıldıktan sonra burada yukarı doğru bir açık, yani endeks açılması bekleyebiliriz. Tabii ki aşağı doğru açılıp yukarı doğru gitmesi bizim için daha bence olumlu olacaktır. Bunu da şimdiden belirtmek isterim. Şimdi ikinci bir noktada biliyorsunuz yarın Ocak ayı tüfesi gelecek. Türkiye'de bu bizim için çok önemli olacak. Ve en kritik noktası şöyle söyleyeceğim. 8 Şubat'ta ise enflasyon raporu yayınlanacak. Zaten 8 Şubat enflasyon raporunda da saat 11.30'da bir e, 10.30 olması lazım. Yani not kontrol ediyorum. Evet 10.30'da da bununla ilgili bir e, sayın Doktor Fatih Karan'da açıklamanı bulunacağını bugünkü açıklamasında bize belirttim. Yani piyasa aslında 8 Şubat'taki enflasyon raporunu ve basın toplantısını izliyor olacak. Burada bir politikalardan bir dönüş sinyali olmadığını gördüğümüz zaman da zaten piyasamızın olumlu olmasına devam etmesini bekliyoruz. Şimdi ikinci bir noktada size şunu şunu da söylemek istiyorum. Yarım saat önce Deutsche Bank'ın bir raporu geldiğini söylemiştim. Burada ise piyasadaki şahin görünüşün devam edebilmesi için 250 ve 500 bas puanlık daha bir faiz artışının beklendiğini burada bekleyebileceklerini söylüyorlar. Yani Şubat ayındaki özellikle Merkez Bankası toplantısındaki faiz kararını bence yakından izlememizde yarar var diyelim. Şimdi diğer aşamalara gidersek yurt dışında global piyasalarda ise en önemli nokta bu, bu hafta FED. Ve açıklamalarında ise istihdam ve fiyat istikrarına çok fazla dikkat çekti Metin'de. Ama buradaki en önemli nokta bence şu metin artık faiz indirimi pardon faiz artışı kelimesini çıkardı. Yani artık biz izleyeceğiz beklediğimiz verilerde gerçekleşmeler olursa işte enflasyon hedefi, işsizlik verisine gerçekleşmeler olursa faiz indirimine yavaş yavaş gidebiliriz gibi açıklamalarla karşılaştık. Ama buradaki önemli nokta biliyorsunuz daha önceki yayınlarımızda söylemiştik. FED Mart ayında faiz indirebilir. Söylemiştik şu an için beklenti %30'da oldu ama Powell'ın yaptığı açıklamalarla bunun biraz daha ötelendiğini söyleyebiliriz. Yani Mart'ta bir faiz indirim beklemeyin gibi bir açıklamalarla karşılaşmış olabiliriz. Şimdiden söylüyorum. Şimdi Cuma günü Almanya tarafında bir tüfemiz açıklanacak. Perşembe günü ABD işsizlik maaş başvuruları açıklanacak. Bu da önemli bir veri. Bunları da şimdiden söylememizde yarar var. Şimdi ikinci bir noktada size şundan bahsetmek istiyorum. Tamamıyla Cuma günkü olaylardan bağımsız olarak piyasada şöyle bir durum söz konusudur. Şimdi bir piyasanın yukarı yönlü hareketin yapacağını anlamak için şuna da dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu daha önceki hatta geçen haftaki yayınımızda söylemişim. Piyasa yukarı gitmek istiyorsa Olumlu haber akışlarının çok fazla takmaz yukarı hareketin devam eder. Ama piyasa düşmek istiyorsa yani aşağı doğru bir düzeltme yapmak istiyorsa piyasa en ufak olumsuz haberi bile kafasına takar ve aşağı doğru hareketini yapar. Yani burada piyasanın yönünü anlamamız için buna çok dikkat etmemiz gerekiyor.